A Bankası. Şuna bir okey diyelim. Hiçbirimizin bilgisayarında, telefonunda 2010'da banka kurulduğundan beri yapılan 1 milyon üyenin yaptığı bütün işlemlerin bilgisi olmaz. Normalde olmaz. O yüzden ne olur? Bütün bilgiler merkeze gider. O merkezdeki data center'a, genel merkeze, data center'a gider. Veri merkezine. Orada işlenir. Orada onaylanır. Hatta o merkezde istenilirse kayıtlar değiştirilebilir. Sıkıntılı bir durum. Yani genelde bunu dışarıdan müdahaleyle değiştirmek isteyenler olur. İşte onlara hacker diyoruz. Hem bu Zoom'un merkezini de hackleyebilirler. Google'ın merkezini de, işte Facebook'un da, Twitter'ı geçen sene biliyorsunuz hacklediler, girdiler. Herkesin hesabından paylaşım yaptılar. O ne demek? İşte o merkezdeki tutulan bütün verilere birisi erişim sağlarsa oradaki verileri değiştirebiliyor. Bu banka hesabı da olabilir. Birinin Twitter hesabı da olabilir. Onun adına tweet de atabilir. Yine o merkeze bir şekilde bir fiziki müdahale olursa, işte üstüne atıyorum bomba atarlarsa, ne bileyim elektrikler kesilirse falan filan, yedeklere de bir şey olursa sistemi kaybediyorsunuz zaten. Sistem gidiyor. Böyle dezavantajları var. Avantajı ne? Bu sistem çok hızlı. Çünkü hepimizin telefonunda bu veriler tutulsaydı, o zaman hiçbirimizin telefonu çalışamazdı. O kadar büyük veriyi tutamazdı. O yüzden çok hızlı. Merkezle alışveriş yaptığımız için hızlı. Ama öteki tarafta işte bu dezavantajları var. Kayıtlar değiştirilebilir, hacklenebilir, ulaşılabilir, sistem kapatılabilir. Yani bir mesela bir devlet Zoom'u beğenmedi. Kapatıyorum kardeşim, engelliyorum dedi. Engelleyebilir. Bir bankanın mesela işte Swift'ten atılmasını istiyorlar. Uluslararası sistemden çat diye kesebiliyorlar. Çünkü merkezde veriler merkezde kontrol ediliyor. Blockchain'de ise tam olarak şöyle olur. A Bankası'nı örnek alalım. A Bankası'nın işte 2010'daki ilk kuruluşundan itibaren o 1 milyon müşterinin birbiriyle yaptığı bütün işlemlerin verilerinin hepsi hepimizin o 1 milyon üyenin, sisteme üye olan 1 milyon bilgisayar ya da telefonun hepsinde blockchain teknolojisi sayesinde tutulabilir. Böylece ne olur? Ve yeni veri eklendikçe de zincire o veriler eklenir. Zaten o yüzden işte ona blok zincir diyorlar ve aynı anda aşağı yukarı bir 10 dakika sürüyor Bitcoin olarak konuşursak. 10 dakikada bir senkronize olur. Yani veriler o 1 milyon bilgisayarda yeni veriler geldikçe 10 dakikada bir senkronize olur. Herkes de aynı olur o veriler. Bunun avantajı ne? Bunun avantajı çok basit. Herkes her şeyi bildiği için sistemde, öteki sistemde sadece merkez her şeyi bilir. Siz başkalarının hakkındaki bilgileri bilmezsiniz genelde. Merkez ise hepiniz hakkındaki her şeyi bilir. Ben mesela HSBC Bankası'nda kredi kartları departmanında çalışıyordum. Bizde işte Banksoft diye bir sistem vardı. O merkezi sisteme girebiliyorduk. Orada ben Ajda Pekkan'ın kredi kartı üzerinden Paris'te ne alışveriş yaptığını, ne aldığını, ne sattığını her şeyi görebiliyordum. Yani farzı misal. Şimdi blockchain'de bunun şu faydası var, herkesin her şeyi bilmesinin. Ben diyelim benim A Bankası'nda hesabım var, 10 bin liram var. Damla Hanım'ın da 5 bin lirası var. Ben blockchain olan sisteme dersem ki ben Damla Hanım'a 5 bin lira göndereceğim. Benim hesabımdan 5 bin lira eksileceğini, Damla'ya da sıfır demiştik galiba. Damla'nın hesabının da 5 bin lira olacağını, benim de 5 bin lira olacağımı herkes baştan bilir. Çünkü herkes her şeyi biliyor. Yani benim hesabımda önceden 10 bin TL olduğunu, Damla Hanım'ın hesabında sıfır olduğunu herkes biliyor. Ben böyle bir işlem yapacağım dediğim zaman sonucu herkes bilir. O yüzden benim bu işlemi yapmam için genel merkez, veri merkezi vesaire olması ve buradan onay almama ne olmaz? Gerek olmaz. 1 milyon bilgisayarın hepsinde bu veriler olduğu için 1 milyon bilgisayarın 500 binini bulup kapatsalar bile sistemi kapatamazlar. Çünkü geri kalan 500 bin bilgisayarda sistem aynen işlemeye devam eder. Ben gene Damla Hanım'a para gönderebilirim, Batuhan Bey'e para gönderebilirim, onlar bana gönderebilir. Sistem işlemeye devam eder. O yüzden diyoruz Bitcoin kapatılamaz, çok zor kapatılır diye. Ve tabii bir merkez olmadığı için verileri de kimse değiştiremez. Ben şimdi sisteme şöyle bir mesaj göndersem,
benim 10 bin liram yok ya, benim 100 bin liram varmış, bir sıfır yanlış olmuş desem bütün sistem itiraz eder. Hayır kardeşim, biz biliyoruz baştan beri senin hesabının kayıtları bizde var. Senin 100 bin liran yok, 10 bin liran var der. Yani sistemin çoğunluğu benim tarafıma geçmediği sürece, buna işte %51 saldırısı deniliyor, saldırı olursa. Böyle bir şey de mümkün olmadığı için Bitcoin'de ya da blockchain sisteminde olan verilere işte değiştirilemez veriler, geriye dönük değiştirilemez veriler deniliyor. Sistem bu basit olarak. Peki bunun devrimci şeyi ne? Yani bu niye büyük bir devrim ve niye bu kadar bunların değeri artıyor, bu kripto paraların? Her biri bir blockchain projesi olan bu kripto paraların değeri neden artıyor? Şimdi toplumun hayatiyetini devam ettirebilmesi için insan topluluğunun bilinmesi gereken temel veriler var. Bu veriler tutulmalı, bunlar işlenmeli. Özellikle bunların güvenli bir şekilde tutulması, kayıtların güvenli bir şekilde tutulması bizim çok fark etmediğimiz dünya çapında çok büyük bir sektör. Yani finansal verilerin tutulması, kimlik verilerinin tutulması vesaire vesaire. Yani bir grubun, topluluğun devamı için ne gerekir? İşte kimin kimin olduğunu bilinmesi gerekir. Ben kimim? Akrabalarım kim? Ne tür mülklerim var? Malım, mülküm ne? Neyin mülkiyeti bana ait? Nereden ne borç almışım? Kime ne borcum var? Kimden ne alacağım var? Bütün bunlar toplumun devamlılığı için çok önemli verilerdir ve bunların saklanması gerekiyor. İnsan topluluğu böyle 10 kişi falanken bunları herkes kendi kafasında saklardı. Problem yok. Sonra bu 10 binleri falan bulunca, ilk şehirler kurulunca mecburen yazı gerekti ve yazı icat olundu milattan önce 3000 yılında. Bu da yetmedi. Şehir nüfusları böyle 100 binleri falan geçince topluluklar, yazı da tek başına yeterli olmadı. Daha doğrusu çok pahalı oldu. Yani yazıyı icat edenler piramitlerde yaşayan işte büyük rahiplerdi. Ondan sonra onlar devlet oldu, onların memurları oldu, onların orduları oldu. Bu çok pahalı bir sistemdi, kil tabletlere yazı yazmak. Ve bu o dönemde dünyanın en yüksek faiz oranlarına neden oluyordu. 2500 yıl sonra para icat olundu ve artık o piramitlere, o kadar yazıcılara falan gerek olmadı. O tabletlerde tutulan bilgiler artık insanların cebine girdi. İnsanlar ceplerinde o finansal verileri taşımaya başladılar, özellikle finans tarafında. Daha ucuz bir sistem, daha az faiz ödediğiniz bir sistem oluştu. Bundan da 2500 yıl sonra, bakın 2500'er yılla birbirlerini takip ediyor. Şimdi blockchain icat edildi. Yani milattan önce 500'lerde para icat edilmişti. Sistemi büyük bir rahatlamaya kavuşturmuştu. Büyük devlet aygıtları, büyük imparatorluklar değil, daha böyle şehir devletleri, demokrasi, işte Yunan uygarlığının doğması falan onun öncülüğünü yapmıştı. Şimdi 2500 yıl sonra blockchain icat olunuyor. Bu bizi neye götürüyor? En baştaki bu insan topluluğu onar kişiyken, herkes her şeyi kafasında bilirken, yani onlarla ifade edilen en demokratik veri durumuna getiriyor. Böylece ne oluyor? O merkezlere, işte o eski binlerce yıl önceki o pahalı piramitlere vesaireye, bugün de onun işte bu dijital dünyada onun modellerini görüyoruz aslında. Yani Facebook bir piramit aslında ve Zuckerberg de onun firavunu adeta. Yani her şeyi görüyor bizimle alakalı, milyarlarca insanla alakalı, ama biz onun yapmak istediklerine karışamıyoruz. Bütün bankalarda bugün öyle çalışıyor, merkez bankaları da. İşte o merkezdeki bu büyük yapılara ihtiyacı ortadan kaldırıyor blockchain. Blockchain'le bir banka kurduğumuzda genel merkeze ihtiyaç yok. Data center'lara ihtiyaç yok. Şubelere ihtiyaç yok. Bütün bu şeyi düşünün. Bir banka, işte A bankası diyelim, en az yüzlerce şubesi olması lazım. Milyon müşterisi olduğuna göre binlerce personeli olması lazım. O veri merkezlerini düşünün. İşte o en güzel yerde, en güzel araziler üzerine, gökdelenlerde işte genel merkezler olması gerekiyor. Şubeler yine ülkenin en güzel yerlerinde, en pahalı arazilerde. Orada çalışan insanların yüksek eğitimli olması lazım. 20-30 sene onlar eğitiliyorlar. Bunlar için harcanan kaynakları düşünün. Bankanın normal operasyonlarını yapması için gerekli olan kaynakları düşünün. İnanılmaz bir kaynakla bu A bankası çalışıyor, atıyorum. Ama bugün şu son 2 senedir blockchain üzerinde çalışan yeni dijital adeta bankalar ortaya çıktı. Bunlar blockchain teknolojisiyle bir bankanın yaptığı her işi İşte sadece yazılımla yapıyorlar.
ve kadroları 10-15 kişi en büyüklerinin. Yine aynı şekilde borsaların yaptığı işleri yapıyorlar. Yani İstanbul Borsası'nı ya da Amerika'daki Nasdaq'ı falan düşünün. Koca koca binalar, oraya işte insanlar toplanıyor, harcanan vakit, kaynaklar vesaire hepsini düşünün. Blockchain bunların hepsini gereksiz kılıyor ve sadece finansta değil. Bitcoin merkez bankalarının yerini alıyor. Bu DeFi dediğimiz işte sanal ve dijital bankalar çoktan çalışmaya başladılar ve normal bankalardan çok daha yüksek getiriler sağlayabiliyorlar. Bunlar bankaların yerini alıyor. Tapu daireleri, noterler, kimlik bilgilerimizin tutulduğu nüfus daireleri, işte emeklilik kayıtlarının tutulduğu o büyük daireler. Düşünün, dünya çapında 8 milyar insan için yaklaşık yüzlerce milyon insan sadece bu bilgi depolama işinde çalışıyor. Ve bunların hepsinin yerini blockchain teknolojisi çok ucuz maliyetle, yani Bitcoin enerji harcıyor deniliyor mesela. İşte Arjantin kadar enerji harcıyor, İrlanda kadar enerji harcıyor. Doğru, Bitcoin bunu güvenliğini sağlamak için harcıyor. Fakat merkez bankalarının demin söylediğim gibi o 30 yıllık eğitim falan filan düşündüğünüz zaman harcadıkları kaynak Bitcoin'le kıyaslanınca gene daha fazla. Ama hadi onu da kenara bırakalım. Şimdi Bitcoin proof of work sistemi dediğimiz bir şeyle çalıştığı için enerji harcıyor. Oysa şimdi blockchain teknolojileri gelişti, bir de proof of stake diye bir şey çıktı. Yani bütün bu hani ikame yerine geçme, dünya çapında yüzlerce milyon insanın çalıştığı bu bilgi depolama ve bilgi işleme sektöründe blockchain neredeyse sıfır enerji harcayarak, sadece internetin harcadığı kadar enerji harcayarak ve işte bankanın binlerce personelle yaptığı işi 15 kişiyle falan yaparak bunların yerini alıyor. Bu o yüzden çok kıymetli bir sektör. Yani internetin icadı gibidir blockchain'in icadı demek yetersiz. Blockchain'in icadı yazının icadı, paranın icadı, felsefenin icadı falan gibi dünya çapında böyle binlerce yılda bir olan bir şey ve bundan sonraki yüzlerce binlerce yılımızı da etkileyecek. Ve yerine geçeceği bu işte bankalar, merkez bankaları, noterler, tapu daireleri falan bunları topladığınız zaman bu sağlayacağı tasarruf yüzlerce trilyon dolar mertebesine ulaşabilecek kadar büyük. O yüzden işte bu birer blockchain projesi olan her bir kripto para, tabii ki hepsinin projeleri mantıklı değil ama mantıklı olanlar ve bu mantıklı olanlardan etkilenenler, bunlar hızla yükseliyor. Peki neden düşüyorlar? Onu da çok kısa çok zaman harcadım farkındayım da bu temeli iyi oturtursak bundan sonraki konuşmanın devamı çok daha sağlıklı gelir diye anlatıyorum bunları. Peki neden düşüyor? Bitcoin bir 30 kat artıyor, sonra çat diye %80 düşüyor. Çünkü o kadar hızlı artıyor ki, değeri o kadar, aslında gitmesi gereken değerler o kadar yukarıda ki, çok hızlı artınca şey psikolojisi, yani piyasa psikolojisi, yatırımcı psikolojisi, bazıları artık bana bu kadar kar yeter deyip piyasadan çıkıyorlar. Ve tabii bu anlattıklarımın çoğu da en başta hem belli değildi hem yeterince anlaşılmamıştı. Piyasadan çıktıkları zaman da önemli sayıdaki ilk yatırımcı piyasadan çıktığı zaman da diğerleri de onun peşine takılıyor ve işte o aradaki düşüş sezonu dediğimiz yaklaşık 1-1,5 yıl süren %80 düşüşler görülüyor. Tabii Bitcoin düşünce ötekiler ondan daha hızlı bir şekilde düşüyorlar. Son iki cümlede dijital parayla kripto para arasındaki farkı söyleyeyim. Dijital para diye şu anda lanse edilen şey merkez bankalarının blockchain'de kendi çıkaracakları paralara verilen isimdir. Ama bunlar kripto para oluyorlar aslında ama bizim anladığımız bu Bitcoin gibi bağımsız kripto paralarda olmuyorlar. Çünkü blockchain'i merkezi olarak kurgulamak da mümkün. Yani programı ona göre yazmak da mümkün. Bugün piyasada 15 bin tane işte blockchain projesi var. Bunların içinden merkeziyetsiz olduğunu iddia ettiği halde merkezi olan bir sürü proje de var. Ve değerleri de acayip yüksek olan. İşte merkez bankaları da bugün biz kripto para yaptık dememek için dijital para yaptık diyorlar. Yani blockchain'in üstünlüğünü kabul etmemek için dijital para yaptık diyorlar ama bunlar merkezi olarak kurgulanmış blockchain projeleri. Fakat bizim bu asıl kıymetli olan, yani değeri yukarı doğru giden, merkezi sistemin yerine geçen
kripto paralarla tabii ki bir olmaları mümkün değil. Onların böyle değerlenmesi de bana göre eğer yine böyle sınırsız üretileceklerse büyük bir ihtimalle de öyle olacak. Pek mümkün gözükmüyor. Çok teşekkürler. Çok vakit aldım. Başlangıçta bir 20 dakikanızı götürdüm. Kusura bakmayın. Ama bunlar anlaşılırsa devamı çok daha rahat anlaşılır diye düşünüyorum. Hiç önemli değil Erkan Bey. Çok teşekkür ederiz. En azından biz de neyin nasıl başladığını daha iyi anladık. Çünkü hep sadece gündemi biliyorduk, onu duyuyorduk. Peki ben biraz da devlet bakış açılarından ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorum. Gökçe Hanım, bunu size sorayım ben. El Salvador Bitcoin'i ülkenin resmi para birimi olarak kabul ederken Çin buna tamamen karşı çıkıyor ve yasaklama getiriyor. Birçok farklı görüş var yani piyasada. Yani herkes devletlerden regülasyonlar bekliyorlar. Peki sizce devletlerin bu konuya yönelik bakış açıları neler? Dediğin gibi aslında çok fazla farklı bakış açısı var. Şimdi El Salvador örneğini ele alalım. El Salvador'un para birimi Amerikan dolarıydı sadece ve çok inanılmaz dolarize bir ülke ve bundan biraz kurtulmak için ve küçük bir ülke olduğu için bu yola gitmeyi tercih ettiğini söyleyebiliriz. Yani El Salvador örneği biraz farklı, büyük bir ülkenin atacağı bir adım değil kesinlikle. Bu biraz da risk de aldılar. Hatta Nayib Bukele arada çıkıp yine dipten Bitcoin'i aldım diye tweetlerde atıyor, siz de takip ediyorsunuzdur. Çin'e gelecek olursak da Erkan Bey'in de anlattığı gibi birçok ülke şu anda kendi dijital paralarını çıkartmak için CBDC denilen çalışmalar yapıyorlar ve Çin de bu konuda en önde giden ülkelerden bir tanesi. Pilot çalışmalarını dahi tamamladı ve hani bayağı da bir ilerlediler. Şimdi Çin farklı bir ülke. Çin'de sizin sosyal krediniz var. Mesela siz bir vatandaş olarak hükümetin hoşuna gitmeyen bir şey yaptığınızda sosyal krediniz düşüyor. Çin vatandaşlarını yakından izleyen bir ülke. Şimdi Bitcoin'e baktığınızda merkeziyetsiz bir sistem, işlemlerin anonim olarak gerçekleştiği bir sistem. DeFi keza öyle ve burada bir miktar kişilerin hem izlenebilirliklerini kaybetmiş olacak, ek olarak da kendi elindeki hani merkezi bir para birimi var. Bunu zayıflatmak istemediği için böyle bir yola gidip hani banlar, yasaklar getiren bir tarafta yer alıyor. İşte trading'i yasakladı, her türlü aktiviteyi yasakladı, madencilik dahil. Ama bununla da ilgili pişman olacağını ben düşünüyorum. Çünkü zaten şu anda bu madenciliği yasakladıktan sonra %70'lik bir dominasyonu vardı. Madencilerin %70'i Çin'deydi. Şu anda baktığımızda bunu Amerika'ya kaptırmış durumda. %45'lere kadar çıkan bir Amerika dominasyonu var şu anda madencilerde ve halka arz edilmiş madencilik firmaları var ve Amerika şu anda kucak açıyor diyebiliriz. Diğer ülkeler de keza öyle. Bu yüzden hani bunda ne El Salvador olmak lazım ne Çin olmak lazım diyorum ben. Çünkü burada büyük bir inovasyon var ve bu inovasyonu hani doğru yerden yakalamak gerekiyor diye düşünüyorum. Hani en azından buna ev sahipliği yapabiliyor olmak ve bir miktar da işin içinde olabiliyor olmak bence en doğru çözüm olurdu. Teşekkür ederim. Ben kendi özelimde de bir şey merak ediyorum. Şimdi kripto oynayan artık, bunu oynamak mı deniliyor bilmiyorum ama tam olarak daha doğru bir tanımı bu. Kripto ile ilgilenen çok fazla genç de var. Aynı zamanda üst yaş olarak da çok fazla insanlar var. Peki Türkiye'de bu nasıl bir geleceğe dönüşecek ya da devlet buna nasıl bakacak? Bir de bizde şöyle bir stres yönetimimiz de biraz zayıf olduğu için kaygılar da yüksek, kayıplar da fazla oluyor. Hatta o gün ben arkadaşlarımla birlikte Arkadaşlar etkinliğine geldiğimizde Ali Perşembe de söylemişti bunu. Oradan da aklıma geldi. Türkiye'de nasıl bir şeyler olacak ileride? Hani şu anki dönem değişecek mi kriptoya bakış olarak? Ben bir cevap vereyim. Erkan Bey nasıl yapalım? Gökçe Hanım, sizin alanınıza daha çok giriyor galiba bence. Yani o açıdan size söz veriyorum ben. Buyurun. Bir borsa çalışanı olarak 7'den 70'e, tabii 18 yaş sınırı var ama gerçekten ülkemiz çok ilgili. Bunda ülke yönetiminin de etkisi var çünkü insanlar kendilerini hedgelemek istiyorlar. Çünkü paramız maalesef ki şu anda değer kaybediyor çok üzücü bir şekilde. Bu yüzden de dünyaya baktığınızda biz 4. sırada geliyoruz. Kripto para yatırımcısı bakımından, hacim bakımından
Ve Avrupa'da da birinci sıradayız. Bizim kadar trade eden bir toplum yok Avrupa'da. Çünkü maalesef ki ülkemizin ekonomik koşulları bu konuda etkili. Türkiye'nin bakış açısı maalesef pozitif tarafta değiliz. Nisan ayında kripto paralarla ödemeleri yasakladık. Öncesinde küçük küçük haberler çıkıyordu. İşte çiğ köfte satanı vardı, ev satanı vardı falan. Yasakladık biz de. Ancak bunun dışında bir adım atmadık. Ama şu anda ne yapmaya çalışıyoruz? Şu anda regüle etmeye çalışıyoruz. Şu an MASAK çeşitli borsaları gezerek denetimler yapıyor. Yakın bir zamanda borsalara lisans da vermeye başlayacaklar. Ek olarak vergi de gelecek. Verginin de geleceğini hani bu yıl içerisinde çok büyük bir ihtimalle yılın sonuna geldik. Birkaç ay içerisinde bununla da ilgili haberlerde duyacağız. Şimdi bizim adımıza şunu söyleyebiliriz. Evet, bir vergi kapısı olacak bu. Çünkü biraz da paraya da ihtiyaç var. Ama bir yandan da kripto para borsaları regüle değil. Diğer piyasalar gibi regüle bir piyasa yok burada. İsteyen herkes şu anda kripto para borsası sahibi olabiliyor. Bunun da lisanslamayla önüne geçilebiliyor olacak. Bu konuda da adım atıyoruz. En azından yatırımcıyı koruyan bir yerde duruyor olacağız önümüzdeki süreçte. Yani şu anda regülasyon olmaması ve borsaların denetlenmiyor olması nedeniyle aslında biraz daha yatırımcıların korkuları var. Ya umarım geçenlerde söylediği gibi kripto paralara savaş açmamışızdır. Hani bu beni gerçekten hani bu treni de kaçırıyor olmak. Çünkü biz birçok treni kaçırdık. Umarım bunu da kaçırmayız diyorum. Ben bir şey sorabilir miyim Gökçe Hanım? Bu verginin oranı konusunda bir beklenti gibi bir şey var mı? Borsalar arasında şu kadar olur veya bu kadar olmalı gibi. Şunu duyduk Erkan Bey, ya benim bilgim aslında bu işlem bazında geleceği yönünde. Hani yurt dışına baktığınızda genelde kar üzerinden oluyor ama bizde muhtemelen bir marj ekleyecekler her işlemi. İşte binde birkaçlık bir bedel ödenecek gibi görünüyor şimdilik. Anladım, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Şimdi biraz dünyaya geri dönelim. Yeni varyantın açıklanmasıyla bütün piyasalarda bir düşüş yaşandı. Yakın zamanda da Fed faiz açıklaması yapacağını söyledi. Şu an gündemde bir Evergrande haberi de var. Yeni varyant, Evergrande ve dünya ekonomisindeki bu gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Hani bunun hakkında neler düşünüyorsun? Erkan düşünüyorsunuz. Erkan Bey, siz de başlayabilir misiniz? Tabii ki. Evergrande olayında en son işte yerel Guangdong hükümeti Evergrande'in kurucusu ve sahibi yöneticisi olan kişiyi çağırdı. Ve o anda da işte anladığım kadarıyla şöyle oldu. Yani hükümet, yerel hükümet aslında Evergrande'ye böyle bir kayyum heyeti gibi bir şey göndermek istedi. Ve bunu da onların rızasıyla olduğunu belirtmek için işte onların isteğiyle biz gönderiyoruz bunu dedi. Bu basına şey olarak yansıdı. İşte Evergrande yönetimi hükümetten acil yardım istedi şeklinde yansıdı ve o işte büyük paniğe sebep oldu. Aslında şunu da görüyoruz. Çin Merkez Bankası işte bu olaylar olunca bir iki gün sonra piyasaya 148 milyar dolar kadar bir fon sağlayacak adım attı. Yani Evergrande yüzünden piyasalarda bir fonlama konusunda bir sıkıntı olur mu diye düşündüler ve buraya bir açılım yaptılar. Omikron varyantı hakkında da aslında iyi bilgiler geliyor şu ana kadar. Yani işte Güney Afrika'daki ilk tespit eden doktorlar belirtilerin hafif olduğunu söylüyor. Yani çok bulaşıcı ama ne kadar ya öldürücülüğü düşük gibi açıklamalar yaptılar. En son dün herhalde Dünya Sağlık Örgütü bir aşı firmasının işte geliştirdiği işte antibodilerin bu yeni tür varyantı öldürdüğünü falan açıkladı. Fakat buna rağmen yani Evergrande olayının çok büyümemesi, Çin Merkez Bankası'nın piyasaya işte fon sağlaması, Omikron hakkında çok çok önemli sıkıntılı haberlerin şimdilik gelmemesi ne rağmen piyasalar çok da toparlanamadı. Kripto para piyasaları başta olmak üzere borsalar da böyle tatsız gidiyor. Hatta borsalar Amerika'da yeşil olsa bile kripto para piyasaları çok buna ayak uydurmuyor falan. Muhtemelen herkes şeyden korkuyor.
Yani Fed daha sert önlemler alır mı? İşte yarın da enflasyon rakamları var Amerika'da. Burada beklentinin üzerinde çok daha hızlanmış bir enflasyonla karşılaşılırsa işte Amerika daha mı sert önlem alır, Fed daha mı sert önlem alır, daha mı hızlı para basmayı durdurma, işte azaltma var, işte taper deniliyor. Bu daha hızlı bir taper mı yapar, daha hızlı faiz mi artırır şeklinde korkular var. Muhtemelen bunu görmek istiyor piyasalar. Amerika'nın enflasyondan sonra Merkez Bankası'nın ne tip bir pozisyon alacağını görmek istiyor. Eğer taper hızlanırsa, faiz artışları öne çekilirse tabii piyasalar burada daha da satıcılı bir konuma geçebilir. Bunu takip etmek gerekiyor. Böyle olacak demiyorum. İyi takip etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Gökçe Hanım. Peki siz ne düşünüyorsunuz bunlarla ilgili? Erkan Bey güzel özetledi. Yani bunu şöyle yorumlayabiliriz. Makroekonomik taraftaki durum risk on mu diyor, risk off mu diyor? Yani yatırımcı risk almaya açık mı o süreçte? Şu anda pek değil. Neden? Mesela Evergrande'nin bizdeki etkisi nasıl oldu? Çok fazla kurumsal da var. Bitcoin yatırımı yapan şu anda birçok firma var. Bunu şöyle düşünebiliriz. Globalde bir sorun çıktı ve benim nakit akışım bozulacak. Benim diyelim ki kripto para yatırımım var. Teknoloji hissesi yatırımım var vesaire. Ve şundan korkuyorum. Hani paramı bir şekilde yönetemeyeceğim. Gelmesi beklediğim para bana gelmezse korkusuyla satış yapıyorum ve nakde geçiyorum gibi ya da farklı daha az riskli yerlerde değerlendiriyorum gibi düşünebiliriz. Bu tip makroekonomik taraftaki riskli endişeli durumlar haliyle satış getiriyor. Omikron da keza öyle oldu ama sonrasında bunun dağıldığını gördük. Ama şu anda takip ettiğimiz şey Fed olacak. İşte Fed'in yarın bir enflasyon verisi açıklanacak ki Ekim ayına baktığımızda son 30 yılın en yüksek enflasyon verisini açıkladılar. Ve artık hani Fed şunu söylüyordu, işte buradaki enflasyon geçici diyordu. Artık bu söylemi geride bıraktılar. Enflasyon geçici söylemini hani artık durdurmamız gerekiyor. Çünkü geçici olmadığını o kadar da görmüş olduk dediler. Bu da ne demek? Erkan Bey'in de dediği gibi işte buradaki taper öne çekebilir, işte faizlerle ilgili daha büyük adımlar atılacak gibi görünüyor. İnsanlar da bunu görmek istiyor. Yarınki veri önemli çünkü buradaki enflasyon geçici söyleminden vazgeçtikten sonra ilk kez enflasyon verisi açıklayacaklar. Ek olarak da yılın son toplantısı da önümüzdeki hafta olacak. Ayın 15-16'sında Fed'in toplantısı var. Bu süreçte de daha stabil bir piyasa görmemiz olası. Hani yarınki veriyle ilgili hani bir miktar volatilite bize de getirebilir diyelim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi biraz da geleceğe doğru gidelim. Kripto paraların gelecekte önemli bir yere sahip olacağını, hatta bayağı bir piyasayı çok fazla etkileyeceğini düşünülüyor. Peki artık altın da yükselmesiyle birlikte bazı şeyler de değişmeye başladı. Gelecekte altının yerini alabilir mi kripto paralar? Yani yatırım fonlarında artık hani altın yerine kriptoyu görebilir miyiz? Erkan Bey, siz de başlayalım. Buyurun. Peki. Ya ben bu görüşe katılmıyorum. Yani çok yaygın, özellikle Bitcoin maksimalist dediğimiz insanların arasında bu çok yaygın bir görüş. Bitcoin altının yerini alacak, işte flipping olabilir. Yani Bitcoin'in piyasa değeri altının piyasa değerini geçebilir tabii ki. Onda bir sıkıntı yok ama demin anlattım. Tabii ki çok önemli bir teknoloji ama altının fonksiyonu bitmeyecektir. Hatta iki tane açıdan yaklaşalım buna. Bir, dünyada şu anda bırakın işte telefonu, bilgisayarı, elektriği bile olmayan yüzlerce milyon insan var. Bunlar için yine sağlam para hala altın olacak ve bu uzun sürede böyle devam edecek. İkincisi, kripto paralar zannedildiği gibi gizli, özellikle Bitcoin, gizli araçlar değil. Bunlar anonim araçlar. Burada aslında ne olduğu, ne bittiği biraz araştırılınca hemen ortaya çıkabilir. Yani ben şimdi Bitcoin'le işlem yapıyorum diye gizli bir işlem yapmıyorum. Bunun özel gizlilik coinleri diye ayrı coinleri vardı. Onların işlemlerini çözmek zordu ama devlet isterse, kaynak ayırırsa emin olun onları da çözer. Burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor gelecekte.
çok fazla kripto para ya da işte demin programın başında söylediğimiz bu dijital para, Merkez Bankası paraları kullanıldığı zaman kağıt nakit büyük bir ihtimalle ortadan kalkacaktır, kalkabilir. Bu durumda ne olur? Herkesin işlemleri dijitalde ve bir şekilde takip edilebilir hale gelir. Altınla ama siz para biriktirdiğinizde bu bir fiziki varlık olduğu için bunu artık takip çok zor olacaktır. Ve insanların bir de öyle bir, yani teknolojiden uzak olsalar, uzak olmayanlar bile, yani teknolojiyi çok iyi kullananlar da aynı zamanda altına dijital olarak takip edilmediği için böyle bir talebi de olacaktır. Altının dünyada bitmesinin tek bir çaresi vardır. Bu sınırlı olduğu için bu kadar kıymetli olan bir madendir. Bu bir gün işte uzaydan, göktaşlarından trilyonlarca dolarlık altın dünyaya getirilebilirse, yani o maliyet düşerse, belki 100 yıl sonra artık teknolojinin gelişimine bağlı, o zaman altın değerini kaybeder. O da çok fazla altın olduğu için. Yoksa onun dışında altın değerini, gümüş de aynı şekilde bence değerini kaybetmez. Gökçe Hanım, peki siz ne düşünüyorsunuz? Ben de katılıyorum. Yani evet, buna daha yol var bence de. Erkan Bey'in de söylemiş olduğu gibi. Ben de sürekli sizi onaylıyor gibi oldum bu arkada. Ama güzel açıklıyorsunuz. Katılıyorum ben de. Şu anda piyasa değeri olarak baktığımda 1 trilyon dolara ulaştı. Gümüşü geçenlerde bir geride bırakmıştı. Altına ama daha yolu var. Altının piyasa değeri 11 trilyon dolarlar civarında. Olabilir ama yani şu anda kaç kişinin Bitcoin'i var? 39 milyon hesap şu anda Bitcoin tutuyor. Yani dünyada, ama kaç milyar insan var şu anda? Yani adaptasyonun çok başındayız. Hani bu kadar küçük adaptasyonda bunun onda birine kadar yükseldiysek bence de burada flipping hani gelebilir. Ama altın algısı daha farklı bir şey. Hani bu bir işte ziynet eşyası, insanların binlerce yıldır kullandığı da bir şey. Hani psikolojik olarak da değeri var, ek olarak da tabii Bitcoin'e burada bir karmaşık bir teknoloji. İnsanlar bilmiyorlar bunu. Buna adapte olması da zaman alabilir. Yakın bir gelecekte olmaz ama uzun vadede ben olabileceğini düşünüyorum. Yani bir göktaşıyla her şey değişebilir altın tarafında. O zaman olabilir, evet. Peki Gökçe Hanım, bu soruyu da size yönlendirmek istiyorum. Bitcoin vadeli ETF'lerini görmeye başladık, ancak spot ETF başvurusu reddedildi ve piyasaya da bunun bir etkisi oldu. Bunun devamı hakkında fikirleriniz neler? Çok güzel. ETF nedir? Hani kısaca anlatabiliriz belki. Borsa yatırım fonu aslında. Kurumsalın Bitcoin'i almak yerine bunu alarak çok daha kolay bir şekilde Bitcoin fiyatına maruz kalabildiği bir araç aslında. Şimdi SEC tarafında Amerika bir spot ETF kabulü yapmadı. Vadeli ETF kabulü yaptı ama bu Amerika'ya özel bir durum. Diğer ülkelerde spot ETF'ler var. İşte Kanada'da var, Avustralya onaylamak üzere, işte Kore şu an birkaç ay içerisinde onaylayacağını söyledi. Amerika yalnız bu konuda çok çekimser davranıyor ama gitti vadeli Bitcoin ETF'ini onayladı. Ancak bu bizim istediğimiz bir ETF değildi aslına bakarsan. Çünkü neden? Vadeli ETF dediğin şey doğrudan işte fiziksel olarak Bitcoin'e bağlı bir şey değil. Kurumsal alım yaptığında Bitcoin almış olmuyor da Bitcoin fiyatını bet etmiş oluyor. İşte yükselecek demiş oluyor. Bu da neyi etkilemiyor? İşte biz Bitcoin'i neden alıyoruz? Arzı sınırlı bir varlık. İşte bu bir değer saklama aracı diyorsak, arzı sınırlı olmaktan bir miktar çıkarıyor vadeli işlemlere sadece izin veriyor olması. Ve biz de hani istiyoruz ki hani Bitcoin'e para gelsin, kurumsallardan gelsin, ama spot ETF olmadığı için yatırım yapsa da o para bize gelmemiş oluyor. Hani bunu böyle anlatabilirim. SEC neden peki spot ETF kabul etmiyor? Şöyle bir açıklaması var. Buradaki vadeli Bitcoin ETF'leri CME denilen Chicago Ticaret Borsası'ndaki Bitcoin vadelilerine bağlı. O yüzden de aslında regüle edilen bir borsaya bağlı. Diyor ki Gary Gensler, ben diyor ne Bitcoin'i regüle ettim ne de Bitcoin trade edilen platformları, borsaları trade ettim. Ama benim burada regüle ettim ama benim burada hali hazırda regüle ettiğim bir yer var. İşte CME var. Ek olarak da işte vadelilerin belli bir regülasyona tabi olduğunu hani
gördüğüm için bunu ben kabul ediyorum ama spot'u kabul etmiyorum dedi. Makul bir cevap mı? Bence değil. Çünkü yatırımcısına çok daha sofistike, karmaşık bir ürünü, işte vadeli bir ETF'i alma hakkı vermiş oldu spot'una izin vermeden, ki bununla da ilgili işte Grayscale'ın avukatıyla beraber bir açıklama istediğini gördük. Senato'dan da işte SEC'den açıklamalar istediklerini gördük. Kabul etmek zorunda kalacak. Çünkü Kanada'da bir bu spot ETF var. Fidelity en büyük ABD'li yatırım şirketlerinden bir tanesi, varlık yöneticilerinden bir tanesi Kanada'da spot ETF onayı aldı ve kendisi üzerinden Amerikalı yatırımcılar zaten spot ETF yatırımı yapabiliyor. Yani Amerika'dan para çıkıyor. Ya bir yıl içerisinde en azından ben bir onay geleceğini bu yüzden düşünüyorum. Hem üzerinde lobi de var, artık bu şirketler de istiyorlar, SEC'yi sıkıştırıyorlar bu konuda. Ek olarak da gidip Kanada'da spot ETF yapıp Amerikalılara da işte bu kendi deskleri aracılığıyla izin de veriyorlar. Zorunda kalacaklar diye düşünüyorum. Bu sefer de ben Gökçe Hanım'a katılıyorum. Ama sesim yok. Damla Hanım sizi duyamıyorum ama. İyi çarpmış olabilir mikrofonu. Damlacığım, mikrofonu istersen tekrardan kontrol et. Şu an açık. Kontrol edersin. Bastım kaç defa da açılmadı. Şu an geliyor sesi. Tamam, teşekkür ederim. O zaman ben bir diğer soruya geçeyim. Bu sefer de NFT'lerle alakalı bir soru soracağım. Son dönemlerde de yine NFT'lerle ilgili konuşulmaya başlandı ve büyük bir ivme kazanmıştı. Daha sonra da bir sessizleşme evresine geçti. Ancak bir zaman sonra da büyük şirketler bununla ilgili bir şeyler yapmaya başladı ve insanların ilgisi de arttı. Sizce NFT'nin durumu ne olacak? Bu konuyla alakalı fikriniz nelerdir? Bu sefer de Erkan Bey ile başlayalım. Nasıl isterseniz. NFT nedir? Önce çok kısa bir iki cümle onu söyleyeyim. Şimdi Bitcoin 21 milyon adetle sınırlı diyoruz. Bitcoin'in 21 milyon tane olacağını biliyoruz. 21 milyon adet Bitcoin blockchain üzerine birbirinin aynı olan blockchain kayıtları bunlar. Ama bir NFT'nin benzeri yok. Yani o öyle şifreleniyor, öyle blockchain'e kaydediliyor. Benzersiz bir şekilde kaydediliyor. NFT demek bu, non-fungible token. Bunun asıl kullanım alanı, ileride bu en başta anlattım ya, yani yüzlerce trilyon dolarlık, belki katrilyon dolarlık mevcut yapıların yerini aldığı zaman blockchain'ler, bu blockchain'leri işte yeni bilgi ekonomisinin otobanları, demiryolları falan gibi, kanalları falan gibi düşünebiliriz. Bu blockchain'ler her yere yayıldığı zaman mesela benim benzersiz belgelerin NFT olarak bu blockchain'ler üzerinde ve arasında, ona da interoperability diyorlar, dolaşması lazım. Mesela benim kimliğim ya da pasaportum ya da işte sosyal güvenlik bilgilerimle alakalı bir şey veya benim şirketimin, atıyorum Gökçe Hanım'ın şirketiyle yaptığı özel bir sözleşme falan falan, bunların, bu tekil olan şeylerin blockchain üzerinde ve blockchain'ler arasında hareket edebilmesi için bu NFT'lere ve NFT uyumlu işte sistemlere ihtiyaç var. Bugün onun için kullanılıyor mu NFT'ler? Onun için mi önem kazandı? Hayır, bu bugün gelecekte olacak olan bu büyük, yani belki onlarca trilyon dolar yine hacmi olacak bu NFT sektörünün sadece başlangıcını görüyoruz. O da nedir? Tekil olan ürünleri şu anda blockchain'e taşıyoruz. Bunların da başında işte sanat eserleri var. Her türlü karikatür, müzik eseri, video, sinema eseri, hepsini böyle benzersiz kayıtlar olarak blockchain'e aktarıyorlar. Ya da nedir? Koleksiyon malzemeleri veya reklamlarda kullanılan, işte özellikle spor kulüplerinin yaptığı şeyler ve özellikle tabii yine bilgisayar oyunları içindeki dijital varlıklar, bunları NFT haline getiriyorlar. Çok ilgi gördü çünkü hakikaten önemli, yani blockchain ekosistemi içinde önemli bir konu. Ama ben mesela şahsen sanattan anlayan bir insan değilim. Ne güzel sanatlar eğitimim var, ne bu konuda böyle bir çevrem var. O yüzden ben mesela sanat eseri NFT olarak alıp satmak konusunda uzakta durdum. Çünkü bilmiyorum, yani bu NFT'nin değeri şu anda Bitcoin'in değeri arttığı için mi ona paralel olarak artıyor? Yoksa gerçekten bunun bir sanatsal değeri var. İleride de bu değerli olur.
o yüzden mi artıyor diye bilemediğim için ben uzak durdum. Bana NFT konusunda şeyler daha yakın geldi. Bu oyun projeleri içinde bakıyorum mesela, işte oyun gerçekten oynanabilir mi? Ne kadar izleyici ya da oyuncu çekebiliyor kendine? Bununla ilgili nasıl bir sistem kurmuş? Buradan NFT'leri nasıl dolaştırıyor? O oyun içerikli olan NFT projelerine ben daha çok ilgi duydum. Fakat burada uyarmak istiyorum. Bu kripto para yükseliş sezonlarında modalar olur. İşte 2017'de ICO modası vardı. İşte sokakta alışveriş yapacak para modası vardı. Gizlilik coinleri modası vardı mesela. 2017'deki sezonun mesela Twitter paylaşımlarını açın bakın. Herkes uçuyor yani gizlilik coinleri hakkında. Bu şöyle olacak, böyle olacak. Yani bu ileride hepsini geçecek falan diye paylaşımlar vardı 4 sene önce. Şimdi bugün ben hatırlatmasam az önce kimsenin gizlilik coinlerinden falan konuştuğu yok. NFT çok önemli bir teknoloji. İleride mutlaka çok önemli olacak ama Bitcoin düşünce mesela düşüş sezonunda da o kadar değerli olacağına emin olmadığınız NFT'lere çok da böyle bel bağlamayın derim. Yani aman hayatınızı bunlar üzerine inşa etmeyin diye düşünüyorum. Aynı şey yani bu sene çok moda çıktı bir de. İşte Metaverse, Web3 falan hepsi için geçerli. Metaverse de Web3 de ileride çok önemli olacak. Ama bugün şu anda fiilen çok az yer tutuyorlar. Bitcoin düştüğünde de bunlar değerli olur mu diye bir gözden geçirmekte fayda var. Metaverse demişken aslında bir diğer sorumuzun da bir giriş yapar gibi oldunuz ama Gökçe Hanım ekstra bir şey eklemek istiyor musunuz? Yoksa yine Erkan Bey'e katılıyor musunuz? Yani Erkan Bey'le aynı yerdeyim ben yine. NFT dediğimiz şey bir şeye özgünlük sertifikası eklemek gibi bunu düşünebiliriz. Çok değişik şeyler satıldı bugüne kadar. İlk çıktığı zamanlar hatta bununla dalga geçmek için bazı sanat eserleri çıktı. Mesela Düşük Çabalı NFT yazmış üstüne sadece el yazısıyla. Bunu birkaç Ethereum'a satabildi. Yani böyle burada hani biraz daha sanat algısıyla da alakalı ama... Şu anda burada bir trend var ve bu trendle de fiyatlanan çok fazla da koleksiyon var ve burada fraud da çok fazla oluyor. Daha bugün bir tweet görmüştüm hani bu konuyu anlatan. Diyelim ki sizin 2 milyon dolarlık Ethereum'unuz var. NFT yapıyorsunuz. Sonra bu NFT'leri alıyorsunuz 2 milyon dolara. Şimdi hem 2 milyon dolarınız hem NFT'niz oluyor elinizde. Hepsi size ait. Sonra işte %90 indirimle 200 bin dolara bu NFT'yi satışa sunabilirsiniz ve alıcı da bulabilir. Bu biraz iyi bilmek gerekiyor. Eğer NFT yatırımı yapmak istiyorsanız hani her NFT alınmıyor ve burada çok fazla fraud da var. İşte kara para da giriyor işin içine. Onu söyleyebilirim ek olarak. Metaverse tarafında kullanımları var. Şu an Metaverse çok değişik yerlere gidiyor. Yani Snoop Dogg arsa alıyor. Komşusu olmak için insanlar yarışıyorlar. İşte arazi alıyorlar inanılmaz fiyatları. Hatta Metaverse'deki arazi fiyatları gerçek dünyaya geçmiş durumda şu anda. Hani çok değişik şeyler oluyor ve burada da hani NFT'ler de markalar tarafından da çok fazla kullanılıyor. İşte Adidas mesela kendi tasarımlarını işte NFT'leştiriyor ve burada hani giyilebilir olacak bunlar işte Metaverse'de belli başlı işte Louis Vuitton giyip gezeceğiz, işte Nike giyip gezeceğiz gibi markalar da giriyorlar bu işin içine. NFT'ler hani şu anda biraz lanse edildiğinden bambaşka bir yere gidecek. Sağda da bir soru görmüştüm ben arsa kullanımında nasıl olacak diye. Bunu da şöyle düşünebiliriz yani bir kağıdım var benim arsa tapum bu. İşte buna ben diyorum ki ben bunu blok zincire yerleştireceğim. Bir özgünlük sertifikası kazandırıyorum. Buna bir seri numarası kazandırıyorum ve o artık tapu yerine geçmiş oluyor. Bu işte bölünemez bir şey olduğu için bunu verilerek bile hani bu tapu sahipliği de sağlanabilecek bir şey. Üzerine işte tarih damgası var. İşte sahipliği yazılabilir. Birçok bilgi işlenebilir ve saklanabilir bir şey. Ya bu açıdan da değerlendirilebilir NFT'ler. Peki Metaverse'den bahsettiniz. Şimdi Facebook şirketi de buraya doğru bir yatırım yapıyor. Hatta şirketin adını bile Meta olarak değiştirdiler. Bu Metaverse olarak yapılan adımlar şirket tarafında nasıl olacak ileride? Yani bizim sanal hayatlarımızın sahipleri olabilecekler diyebilir miyiz?
Vallahi ya çok ilginç gerçekten. Bana biraz da korkutucu geldi. Mark Zuckerberg'in bir fotoğraf var, sizler de görmüşsünüzdür. O işte herkesin gözünde VR'lar, o sadece yürüyor kalabalığın içinde. Bana gerçekten korkunç geldi o fotoğraftan, rahatsız oldum. Ya gelecek biraz ona doğru, evet, evriliyor. Biraz da biz de buna alıştık aslında. Bu pandemi döneminde club çıktı mesela. Hangimiz indirmedik? Eminim buradaki herkes club'ı indirip oradaki sohbet ortamlarına girmiştir. Hani hayat bizi biraz daha sanallaşmaya itiyor. Ve şu anda da işte Metaverse'de partiler düzenleniyor. Paris Hilton geliyor buna, işte Snoop Dogg ev alıyor vesaire. Biraz hani trend o yönde. Bu yüzden de şirketler de giriyorlar. İşte geçenlerde bir şirket headquarter yaptı kendisine. Satın aldı Decentraland'de. Ek olarak işte Decentraland'de Barbados'un şu anda büyükelçiliği var. Bir ülke, evet, Barbados'ta olsa, Metaverse'de büyükelçilik açıyorsa burada bir gelecek olacak ve bizi buraya doğru da yönlendiriyorlar yavaş yavaş. Markalar da geliyor. Ben de bu yüzden hani bu tarafta yatırım yapan firmaların öne çıkacağını düşünüyorum ki bununla ilgili Meta isimli bir ETF de var Amerika'da. Bunu satın alarak da bu tarafta yatırım yapan şirketlerin işte bir sepetine de hani ortak olup orada da yatırım da yapabiliyorsunuz. Yani bence buradaki trend devam edecek. Daha işin başında olduğumuzu düşünüyorum. Ben de birkaç cümle söyleyebilirim zannederim. Tam size yöneltiyordum. Yine sesim açamadım. Bir tutukluk oldu. Estağfurullah. Şimdi Metaverse hakikaten önemli bir konu ve bu işte belki daha çok sizin yaş grubunuza yakın olduğu için işte böyle Ready Player One gibi filmlerde anlatılan, işte herkesin orada olmak için birbirine ezdiği adeta gelecekte bir sanal ortam gibi düşünülüyor. Aslında bu şöyle de söylenebilir, 3 boyutlu internet olarak planlanıyor bu. Yani bugün bizim kullandığımız internet 2 boyutlu. Şu anda mesela ben sizi telefon ekranında görüyorum, 2 boyutlusunuz. Ama Metaverse'de olduğumuz zaman hepimiz sanki bir salonda toplanmış gibi, işte gözlüklerimizi, aletlerimizi neyse takıp böyle gerçekmiş gibi, belki el sıkışıp falan oturup konuşabileceğiz. 3 boyutlu internet diyorlar buna. Fakat şirketler, evet, buraya tabii ki çok büyük ilgi gösteriyorlar. Markalar da öyle. Önümüzdeki 10 yıllarda burayı şirketler domine etmeye çalışacaklar. Fakat ben uzun vadede, yani böyle 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, 100 yıl, hani demin dedim ya, blockchain binlerce yılımızı belki etkileyecek bir devrim diye. Yani yazı gibi bir şey, yani bir icat edildikten sonra her şeyi değiştirecek bir şey. Şimdi blockchain'de İşte Metaverse'den bahsettik, NFT'lerden bahsettik, Web3'ten bahsettik. Bunun bir doğal kendiliğinden gelen bir başka ayağı daha var. O da DAO, Decentralized Autonomous Organization. Şimdi DeFi nasıl, Bitcoin nasıl merkez bankalarını ikame ediyorsa, replace ediyorsa, yerini alıyorsa, DeFi nasıl bankaları replace ediyorsa, bu DAO dediğimiz şey de şirketleri replace ediyor. Ya da bugünkü merkezi yönetim şekillerini, yani şirketleri, vakıfları, yani yönetim kurulları var. İşte onlara bir sürü maaşlar ödeniyor falan filan. Mesela bu bankaları düşünelim. Bankaların yönetim kurulları var. Oraya girmek için 50 sene falan tecrübe lazım. Acayip maaşlar alıyorlar falan. Bu bizim sanal bankalar, dijital bankalar DAO olarak örgütlenmiş. Yani orada parasını yatıran adamın aynı zamanda orada bankanın yönetiminde söz hakkı var. Yani neyi nasıl yapacak, getiriler nasıl verilecek falan filan diye söz hakkı var. DAO dediğimiz şey de bu blockchain'in, NFT'nin, Web3'ün, Metaverse'ün hepsinin doğal sonucu. Yani bunu hepsini yapalım da Metaverse bizim olsun, biz de bu DAO'yu da dışarıda bırakalım diye bir seçenek yok. Yani zaten bunun DAO olarak versiyonları da şu anda da var. Yani bir tarafta DAO olarak yönetilen, yani herkesin, Metaverse'e giren herkesin söz hakkının olduğu bir yer olacak. Öteki tarafta da tamam, bazı ünlü isimleri falan getirebilirler ya da büyük organizasyonlara yapabilirler. Bir de merkezi taraf olacak. Yani merkezi tarafın, işte Facebook'un falan tek başına oralara hakim olmaları, yani bu blockchain gelmeden önceki o saltanatları pek mümkün değil. Demin Gökçe Hanım'ın söylediği o fotoğraf çok dikkat çekici. İşte orada biz o tarihteki o piramit yapıyı görüyoruz. Yani başta bir firavun var ya da bir din adamı var veya işte kral var. Her şeyi o biliyor. Etrafındaki herkes her şeyi bilmiyor. İşte gözlüklerle aslında gözleri kapanmış.
Onlar onu yapmak istiyorlar ama teknolojinin geldiği yer hiç öyle bir yer değil. O yüzden şirketlerin evet burada çok büyük yatırımları olacak, burayı etkilemeye çalışacaklar ama blockchain teknolojisi varken burayı tamamen ele geçirmeleri, bu işte 2000'li yıllar hani başlangıcı ile 2010'a kadar blockchain gelene kadar bir tam hakimiyetleri vardı. Yani işte o skandalların falan oluştuğu, verilerin istenildiği gibi alınıp satıldığı o rahat devirler artık yok. Büyük ihtimalle bu sosyal medya devlerinin de yavaş yavaş dağıtık versiyonları, blockchain versiyonları falan çıktığını yavaş yavaş göreceğiz. Yani ikili bir yapı olacak bir süre. Ondan sonra da tamamen blockchain DAO'lar hakim olduğu bir yapıya geçeceğiz diye ben düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bizim akışımızdaki sorular bu kadardı ama ben biraz chat'e dönmek istiyorum. Şu soruyla başlayalım. Her ne kadar El Salvador ve diğer Latin Amerika ülkelerinden olumlu haberler gelse de merkez bankaları ve büyük devletler bir şekilde balinalık yapıp satış baskısı yaratarak başka BTC olmak üzere tüm altcoin'leri sıfırlayamaz mı? Ve insanları sindirmek istemezler mi? HODL'dan vazgeçer mi bu durumda insanlar diye sormuş Erkut Çaylak. Bunu en son ben konuşmuştum. Evet. Size yöneltmek istersen soruyu. Bana mı yöneltmiş? Evet, Erkan Hocam merhaba diye başlamış. Peki o zaman. Mecburen top bende kaldı. Tamam. Şimdi şöyle. Bu ihtimaller hep var. Yani ben bunun hakkında 2013'te ilk kitap yazdığımda da devletin bunu yasaklamasının mümkün olabileceğini o zaman belirtmiştim. Ama o zaman tabii çok yeniydi yani. Daha ortaya çıkalı 1-2 sene olmuştu. Fakat bu eşik artık aşıldı diye ben düşünüyorum. Yani artık devletlerin Bitcoin'i durdurmak ya herhangi bir işte blockchain teknolojisini durdurmak, yani Bitcoin'i durdurmak da yetmiyor burada. Blockchain teknolojisini durdurmak için çok avantajlı oldukları o senelerde ciddiye almadılar ve o avantajlı konumlarını artık kaybettiler. Şimdi mesela demin konuşuyoruz Amerika ETF falan filan. Aslında oradaki hikaye şu: Amerika niye spot ETF çıkarmıyor? Çünkü bir yandan doların rezerv para olarak devamını istiyor Amerika doğal olarak. Merkezi bir teşkilat o dolar. İşte istenildiği kadar basılabiliyor. Bitcoin ETF'i çıkması demek, Bitcoin'in piyasadan gerçekten satın alınması demek, Bitcoin'i daha da güçlendirecek. Hatta Trump döneminde 2018 düşüş sezonunu başlatan da Trump yönetiminin Bitcoin'e türev işlemler getirmesiydi zaten. Bu hani şu anki ETF türev işlemlere dayanıyor ya, yani vadeli kontratlara dayanıyor ya. Sonradan Trump yönetimi bunu itiraf da etti zaten. Yani o seçimler falan bitip de Biden kazandıktan sonra Trump yönetiminden bir kişi çıktı. Şimdi ismini hatırlayamadım. Ama açıkça bunu söyledi. Biz 2017-18'de türev işlemlerini Bitcoin'i durdurmak için getirdik diye. Yani Amerika burada tabii ki bunu şey yapmak istiyor ama o şey geçildi. Hele Amerika gibi demokratik olan ülkelerde. Şimdi Amerikan nüfusunun bugün bir araştırma işte dün herhalde yayınlanmıştı. %26'sı çoktan kripto paralara yatırım yapmış. Bu ilerleyerek de devam edecek. Çünkü demin söyledik, gene Gökçe Hanım hatırlattı. Ekim ayında Amerika'nın son 30 yılda gördüğü en büyük enflasyon oldu. Enflasyona karşı en etkili silah da bu kripto varlıklar. Mecburen buna bir talep olacak. Nüfusun daha şimdiden %26'sı talep etmiş. Siz şimdi seçimlerin %1-2 oya dayandığı sistemlerde, işte Türkiye'de veya Amerika'da nasıl bu insanları şey yapıp, mutsuz edip ondan sonra seçim kazanacaksınız? Mutlaka artık burada demokratik mekanizmalar, lobi faaliyetleri falan devreye girdi. Bir de Amerika artık burada destekleyici pozisyonu seçti aslında. O yüzden yani eninde sonunda o ETF de gelecek, her türlü şey de gelecek. Çünkü Çin tarihi bir hata yaptı ve bunu engelleme yoluna gitti. Artık dünya Çin ve Amerika arasında bir denge oyununda olacaksa, Amerika burada demokratik seçenekleri seçti, doğru bir şey yaptı. Çünkü o hikayeyle kendini, kendi ekonomisini, kendi dünya liderliğini sürdürebilir. Tıpkı Sovyetler Birliği'yle mücadele ederken de özgürlükçülük kartını masaya koyduğu gibi şimdi de onu koyuyor ve doğru yapıyor aslında. Yani doların pozisyonu değişecektir ileride ama Amerikan devleti de Bitcoin, dolar böyle dengeli bir yapıyı bence kabul edecektir ve Bitcoin'i yok etmek yerine aksine Çin gibi bunu tamamen dışlayanlara karşı adeta bir silah olarak da
kullanacaktır diye düşünüyorum ben. Gökçe'nin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa diğer soruya geçeyim mi? Diğer soruya geçebiliriz bence. Güzel bir özet oldu. Suzan Çabuk'un bir sorusu var. Bu da Erkan Bey yine sizin bahsettiğiniz bir konuyla alakalı. Örnek verdiğiniz blockchain tabanlı banka sisteminde o yazımı geliştiren ekip bellidir. Yani belirli kişiler yazımı geliştiriyordur. Ama örneğin Bitcoin'de bildiğim kadarıyla geliştiren sabit bir ekip yok. Herkes bu yazılıma katkıda bulunabiliyor. Peki bu herkesin yazdığı kodu onaylayan bir merkez, kişi, grup veya ekip var mı? O olaylar şöyle oluyor. Mesela bir güncelleme teklif ediliyor. Bitcoin'de şimdi Taproot güncellemesi var mesela. Güncelleme, yani yazılımda bir değişiklik teklif ediliyor. Bu teklif kabul görürse, yani %51 bunu kabul ederse, hani seçim gibi, burada onay verirse işte o nodların sahipleri, işte bilgisayarda o yazılımı yüklemiş olanlar, genelde bunlar da Bitcoin'de madenciler oluyor. Bunlar madencilerin %51'in onayını aldığı zaman işte o güncellemeyi yapıyorlar. Sistem bu şekilde işliyor. Bitcoin'de bu şekilde, bu çeşitli şekillerde dizayn edilebiliyor. Yani birçok işte o sanal banka DAO şeklinde çalışıyor. Sanal borsalar, işte merkeziyetsiz dijital kripto borsalar DAO şeklinde örgütlenmiş durumda. O DAO'larda da yine aynı seçim yöntemi uygulanıyor. Hatta bence bu ileride devlet yönetiminde de böyle olacak. Yani mesela bugün atıyorum Kanal İstanbul yapılsın mı yapılmasın mı? Büyük bir tartışma konusu. Biz bugün devletimiz bir DAO gibi örgütlenmiş olsaydı anında bunun hemen şeyini yapardık, referandumunu ve hemen çok güvenli bir şekilde de anında sonucunu da alırdık. Hepimizin işte kripto üzerinde, blok zincirler üzerinde NFT kimlik kartlarımız, seçim kartlarımız olsaydı, ki olacak bu ileride, hemen anında bir DAO şeklinde her türlü konu için, işte mülteciler, ekonomi, her şey için anında seçimler yapabilirdik, oylamalar yapabilirdik. Şu anda bu işte DeFi'de uygulanan bir şey. Yani DeFi'de orada bir şeyleri değiştirmek istedikleri zaman tekliflerde bulunuyorlar. Hatta bazı sistemlerde üyeler de teklif yapabiliyor. O şekilde sistemler şu anda çalışıyorlar. Teşekkür ederiz. Erdinç Ünal'ın bir sorusu var. Dünyadaki enflasyon riski sebebiyle merkez bankalarının faiz artırımına gittikten sonra piyasalar daralmaya gidecektir. Kripto piyasası vortesi düşüklüğü sebebiyle 2017'deki gibi bir düşüş yaşar mı ve şu anki popülerliğini kaybeder mi? Gökçe Hanım, siz cevaplayabilir misiniz bu soruyu? Tabii, aslında doğru bir bakış açısı ilk taraf, ama etkileri 2017'deki gibi olabileceğini ben hiç zannetmem. Neden? Çünkü 2017'deki durumla şu anki durum çok farklı. Şimdi 2017'de ne DeFi vardı, ne NFT vardı, ne Metaverse vardı. Yani bunların hiçbiri yoktu. Şu anda baktığınızda inanılmaz bir DeFi kullanımı var. Yani ek olarak işte Metaverse var, gaming, hani earn to, play to earn oyunlar var ve inanılmaz bir kullanım buluyor şu anda ve 2017'dekinden bambaşka bir atmosfer var ve düşüş her zaman olası, her zaman masada olan bir şey. Hani pandemiyi öngörebildik mi? Göremedik. Hani tekrar böyle büyük bir şey de olabilir mi? Olabilir. Çünkü hani artık hani çok öngörülemeyen bir hayat sürüyoruz son yıllara baktığımızda. Ama bu kadar büyük düşüşler bence hani artık olası değil. Çünkü 2017'ye baktığımızda biraz da bunun işte ICO furyası vardı. Altı o kadar da dolu değildi. Hani ilk projelere baktığınızda o dönemdeki birçoğu da yok zaten şu anda. Şu anda biz net bir şekilde kullanımı olduğunu görüyoruz. İşte milyarlarca doların kilitlendiği bir DeFi sistemi var. İşte bunun Ethereum'u, Avalanche'ı, işte Solana'sı, işte ek olarak NFT'ler var. NFT'ler de ciddi anlamda kullanılıyor. Buraya işte markalar da giriyorlar. Şirketler de yatırım yapıyor. Yani SEC'nin her ne kadar spot ETF onaylamış olmasa da Bitcoin'li bir ürünü onayladığını görüyoruz. İşte El Salvador örneği var vesaire derken 2017 değil artık. Hani o dönem geride kaldı bence. Düşüş masada olabilir. Hani çeşitli sebeplerden, ama artık hani kripto paraların balon olduğu söylemleri bir kere geride bırakıldı. Gerçek bir kullanım alanı olduğu en azından 2020 sonrasında kanıtlanmış oldu. Bu yüzden daha farklı olacak. Yani bundan sonraki süreç o 2017'deki gibi
olmayacak diye düşünüyorum ben. Söz isteyebilir miyim? İlk defa bu toplantıda birbirimize katılmadığımız bir konuyu yakalamış olduk. Ben Gökçe Hanım'a katılmıyorum bu konuda. Şöyle söyleyeyim. Biraz da bu son düşüşte de işte inceleme fırsatımız oldu. Yani tabii test etmemiz gerekiyor nasıl davranıyorlar diye. Valla Bitcoin düşünce oyun projeleri de, o play to earn'ler de çatır çatır düşüyor. Metaverse'ler de düşüyor. DeFi'leri çok incelemedim ama yani DeFi'lerin üzerine çalıştığı platformlar da hala düşüyor. Ben Gökçe Hanım'ın dediğinin gerçek olmasını bütün kalbimle isterim. Yani artık 2017 gibi, 2018 gibi düşüşler olmasın. Ama sanki yine de olabilir ihtimali daha yüksek gibi geliyor bana. Eğer Bitcoin bir şekilde patır patır düşmeye başlarsa, bu herhangi bir sebeple olabilir Gökçe Hanım'ın söylediği gibi. Yani dünyaya göktaşı da çarpabilir. Her şey olabilir. Ama bir kez Bitcoin düşmeye başlayınca onun arkasından hepsi sürükleniyor. Ethereum biraz daha sağlam durdu. Ama yani o Bitcoin yaptığı gibi tekrar böyle %50-60'lara varınca düşüşü, o da düşer mi? Düşmez mi? Yani şey, ben hala 2018 ve 2014'ün tekrar etmesi olasılığının daha yüksek olabileceğini düşünüyorum. En azından şöyle, yatırımcı olarak bu olasılık varmış gibi tedbir almak gerektiğini düşünüyorum. Yani bu asla olmaz tarafında değil. O açıdan Gökçe Hanım'a katılmıyorum ve bu programda da bunu başarmış oluyoruz ilk defa. Teşekkür ederiz. O zaman diğer soruya geçeyim ben. Metaverse ve Web 3.0 gelişmeleri büyük şirketlerin merkeziyetçi yapısını bozuyor. Bu yüzden önümüzdeki yıllarda büyük şirketlerin dönüşüm sürecinde büyük değer kaybı yaşayan şirketler haline dönüşmesine şahit olabilir miyiz? Bu geçiş gerçekleşirken piyasalarda çalkanmalar olur mu? Erkan Bey, sizden devam edelim. Olur ama tabii şimdi hani arkadaşımızın sorusuna cevaben olabilir. Evet, bunlar ileride bu şirketleri sarsabilirler. Ama hemen olur mu? O biraz zor. Çünkü şu anda merkezi yapılar hala çok çok kuvvetli. Yani bütün dünyayı domine ediyorlar. Bütün kripto paraları topluyoruz. İşte DeFi diyoruz, Metaverse, NFT'ler hepsini topluyoruz. Değer ne? 2,5 trilyon dolar. Değil mi Gökçe Hanım? Evet. Böyle o civarda olması lazım. Ama yani tek başına bu değeri geçebilecek dünyada bir iki tane şirket var. Ve bütün dünyadaki ekonomiye baktığımız zaman işte katrilyonlarca dolar falan yani. Bu blockchain ekosisteminin toplam değeri böyle katrilyonlarca dolara falan yaklaşınca, böyle 500 trilyon dolar, 600 trilyon dolar falan oralara geldiği zaman, işte o şirket yapılarının eski tip işte böyle Zuckerberg'e falan dayanan ya da Elon Musk'a dayanan, tek kişinin hakimiyetine, popülerliğine dayanan şirket yapılarının yerine işte böyle daha çok DAO'ların ağırlıkta olduğu büyük değişimler tabii ki göreceğiz. Yani o büyük değişimler geldiği zaman yani şirketler değişecek, devletler değişecek, toplumsal yapılar değişecek. Blockchain'i o yüzden ben hani internetle sadece kıyaslamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Hani nasıl yazı ya da para ya da felsefe icat olunduğunda bütün hayat değişmiş orada. Blockchain'de böyle bir şey. Bizim bütün hayatımızı değiştirecek. Ama tabii bu bir anda olmayacak. Çok hızlı gelişiyor. Bakın 10 yıldır sadece doğru dürüst ortada olan bir şey. Ama şimdiden çok şey değiştirdi. Bundan sonra da hızlanarak daha da değiştirecek. Ama böyle yarın olacak gibi de davranmamak lazım. Ama siz tabii öğrenci olarak, genç olarak önünüzdeki 30-40 yılı planlıyorsanız evet, bu olasılıkları düşünmenizde, değerlendirmenizde fayda var tabii ki. Doğru bir bakış açısı yani. Teşekkür ederiz. Gökçe Hanım, eklemek istediğiniz bir nokta var mı? Katılıyorum diyeyim. Benzeri şeyler söyleyeceğim. Erkan Bey güzel özetledi. O zaman ben diğer soruya geçeyim. Sizden devam edelim. Kripto paraların projelerindense popülerlikleri daha önemli duruyor. Örneğin Doge ve Shiba Coin, bu olaylar kripto paraların geçici bir popülerliğe sahip olduğunu gösteriyor olabilir mi? Piyasadaki hacim düştükçe bu teknolojiler yok olabilir mi? Diye sormuş Utkay. Ya aramızda Shiba yatırımcısı var mı? Bana kızıyorlar çünkü.
Şöyle yani maalesef evet trendle fiyatlanıyor ama bir yandan iyi bir yandan kötü. Shiba ve Dogecoin çok fazla yatırımcı çekti piyasaya. Çok güzel reklamları döndü vesaire. O yönden güzel. Shiba almaya gelip de kalan birçok insan oldu. Yani kripto para adaptasyonunda önemli bir rol oynadılar. Ama baktığınızda altı dolu projeler mi? Değiller. Dogecoin dediğimiz şey bir Litecoin forku. Hiçbir farkı yok. Yani ek olarak bir şey çözmüyor ki. Bunlarla ilgili de inanılmaz bilgi kirlilikleri var. İşte Elon Musk çıkıp da diyor ki işte Dogecoin Bitcoin'den çok daha çevre dostu. O yüzden Dogecoin'e belki ben satış yaparım Tesla'da diyor. Aslında böyle bir şey yok. Yani aslında aynı derecede çevreye zararlılar. Sadece Dogecoin daha az merkeziyetsiz olduğu için daha az enerji tüketiyor. Ve hani maalesef böyle çıkıp böyle isimler böyle garip şeyler söyleyebiliyorlar. Yatırımcı da zannediyor ki Dogecoin değerli güzel bir şey zannediyor o zaman. Shiba'ya gelince hadi Shiba bir miktar daha iyi gibi. İşte Dex'i var. İşte burada NFT marketplace'i var. Çeşitli şeyleri var. Kendi blok zincirini geliştirmek istiyor ileride. Hani şu an Ethereum üzerinde. Ama kendi blok zincirini yapacağını falan söylüyor. Hani bana sorarsanız burada bir hani Cardano olur mu, Solana olur mu, Ethereum olur mu? Ben pek zannetmiyorum ama hayatta neler olmuyor ki? Hani öyle bir blok zinciri yapıp beni belki şaşırtırlar ama ben çok zannetmiyorum. Bu soru hani evet trendle fiyatlanıyor. Maalesef böyle bir yanı var. Ama yani bunlar farklı projeler. Sonuçta Ethereum'a baktığınızda çözdüğü o kadar fazla şey var ki aslında bu DeFi tarafında ya da diğer projelere baktığınızda, Decentraland'e baktığınızda vesaire. Hani o yüzden bu işin maalesef böyle bir yanı da var. Fraud tarafı da var. İşte meme token tarafı da var. Ama gerçekten işte geleceğin teknolojisi olan bir tarafı da var. Bunlar zamanla silinip yok olacak. Diğerleri devam edecek. Şu an 10 binin üzerinde proje var. %90'ı hayatımızda olmayacak birkaç yıl sonra. Teşekkür ederiz. Son bir soruyu şey ekleyeyim mi? Bu soruya bir ekleme yapmak istiyorum. Tabii ben. Tabii. Şey kısmını hakkında endişe duymasın arkadaşlarım. Demin dedik ki ben mesela daha düşüş olabileceği yönünde görüş belirttim. Yani 2018 ya da 2014 gibi. Ama şunu söylemiyorum yani bir defa düşer ondan sonra bir daha yok olur bu coinler. Bunu söylemiyorum bu projeler. Yani iyi projesi olan gerçekten blockchain üzerinde çalışan projeler çok çok büyük bir ihtimalle tekrar işte toplanma diyoruz ona işte şeyde. Teknik analizdeki o aşamayı geçtikten sonra yeni bir yükseliş sezonu başlatacaklardır. Yeniden gündeme geleceklerdir. Çünkü mesela bu İşte en son Bitcoin 69 bin zirvesinde yani mesela atıyorum bu sezon bu zirvede bitti. 100 bin doları falan görmedi. Bu Bitcoin'in en ufak adil değer hesaplamalarında bile çok aşağıda. Yani piyasa değerinin demin anlattığımız özelliklerle yani kapatılamıyor, hacklenemiyor. Bütün merkez bankalarından daha mükemmel bir para birimi çıkartıyor ve bütün dünyada bunu kullandırıyor. Bunun piyasa değerinin çok daha yukarılarda olması lazım. Belki altınla eşit, belki altının üzerinde olması lazım bu özellikleriyle. O yüzden hani yükseliş sezonları bitecek gibi düşünmemek lazım. Yani evet, düşüş sezonunda kalıp orada hani orada canını veren coinler olabilir. O projeler iyi yürütülmezlerse, iyi proje değillerse. Ama Bitcoin, Ethereum, işte Avax, Solana ve tarzı böyle büyük blockchain projeleri hakikaten işlem yapan blockchain projeleri bunlar bir sonraki yükseliş sezonunda yine bu sefer belki daha da fazla kendilerini göstereceklerdir. Çok teşekkürler. Son sorularını sorayım. Ondan sonra yavaşlayıp etkinliğimizi bitirelim. Bu teknolojilerin getirdiği decentralization kavramının insanlar arasındaki gelir dengesizliğine ve fırsat eşitsizliğine olası etkilerini nasıl yorumlarsınız? Erkan Bey, sizden devam edelim isterseniz. Amerika'da bu konuda bazı eleştiriler var. Mesela bu kongreye çağırdılar galiba 6 tane kripto para şirketinin temsilcilerini. Ve orada bir kongre üyesi bunları işte gücün ve paranın temsilcileri olarak suçladı. İşte siz dedi gücü ve parayı bir araya getirmişsiniz. Şimdi lobinizi de yapacaksınız. Burada işte halka yönelik
bir şey yok. Şimdi böyle bakınca işte kripto para şirketleri mesela işte Binance, ne bileyim Coinbase, bunların sahipleri işte FTX'in sahibi, yani çocuk denecek yaşta bir arkadaş işte şimdiden milyar dolar servetleri olmuş. İşte bunları toplum hoş karşılamıyor. İşte Bitcoin'den para kazananları belki ileride hoş karşılamayacak. Ama burada tamamen demokratik bir durum var. Kimse Bitcoin'e girmek konusunda ya da kripto para satın almak konusunda engelli değil. Yani bu şu demek gibi oluyor. Sanayi devrinin başında demir yollarına yatırım yapanlar çok büyük kazançlar elde etmişler o dönem. Tabii doğru zamanda yatırım yapanlar çok büyük kazançlar elde etmiş. Zirvede alanlar da çok büyük kayıplarla karşılaşmışlar. Şimdi bu onun gibi oluyor. Yani demir yolu sahipleri işte toplumun üstüne çıktı falan gibi şikayet etmek gibi oluyor. Yani trendleri doğru takip edip teknolojinin gelişimini doğru takip etmek lazım. Dünyayı okumak lazım. Ve buradan gelen şu anda blockchain teknolojisi çok önemli bir teknoloji. İşte demin anlattığım gibi çok büyük potansiyele sahip. Burada biraz vakit ayırıp doğru zamanda doğru yatırımları yaparsanız ve burada kendi gelir durumunuzu da çok yükseltme imkanı var. Ama toplumda genelde bu tarz konular göz ardı edilir. O yüzden de sonuçta gelir de eşitsizliğine doğru bir açılımda olabilir. Evet, bu yani bu mevcut yapısıyla kripto para piyasaları gelir eşitsizliğine daha fazla katkı sunabilir. Benim ümidim olan orada bir konu var. Şimdi çok piyasada şu anda konuşulan bir şey değil. DeFi belki biraz bunun ucundan tuttu. Aslında dünyanın blockchain ile ulaşacağı bir yer daha var. Orası da teminatsız, faizsiz kredi sunma. Yani blockchain teknolojisi bugün bunun üzerine çalışmıyor kimse. Çünkü kimseye bir şey yok. Yani halka faydası var bunun daha çok. Şirketlere falan pek faydası olmadığı için bunun üzerine kimse çalışmıyor. Ama bunun üzerinde mutlaka şöyle çalışanlar var ben biliyorum ama ön planda değiller. Bir gün blockchain teknolojisi nasıl Merkez Bankası'nı işte Bitcoin'le fix etti, İngilizce tabirle hani tamir etti orayı. İşte bankaları şimdi DeFi'yle tamir ediyor. Bu aslında en fakir olanların ulaşması gereken ama dünyada ulaşamadıkları bu kredi konusunu da çözecektir diye düşünüyorum. Yani bugün bankalara gittiğiniz zaman ne kadar zengin olduğunuzu ispat ederseniz size o kadar kredi veriyorlar. Halbuki zenginin değil, fakirin krediye ihtiyacı var. Önemli olan da bu krediyi geri ödeme performansı. Mesela bunu Bangladeş'te falan çok denediler, mikro krediler. İşte burada mikro krediler verip fakir insanları hem kalkındırıyorlar hem de onların ödeme performanslarını görüyorlar. İleride blockchain bunu da çözdüğü zaman yani ihtiyacı olan herkese sınırsız, faizsiz ya da çok düşük faizle kredi temin ettiği zaman işte o zaman daha toplumsal gelir adaletini daha iyi sağladığı bir konuma ulaştıracaktır toplum. Ama buna biraz vakit var. Önce bu şaşalı, canjanlı modaların bir yerine oturması lazım. Öyle görüyorum. Biraz daha ileride ama bu kredi mevzusu da çözülünce çok daha iyi olur diye inşallah işler ümit ediyorum. Çok teşekkürler. Gökçe Hanım, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben ne söylenilebilir? Benim aklıma Afganistan örneği geldi mesela. Afganistan şu anda ciddi anlamda sıkıntı içerisinde ve paraları çok değer kaybediyor. Ve Afganistan bugüne kadar hiçbir yerde karşımıza çıkmıyordu. İşte DeFi kullanımıdır, işte kripto para yatırımı, alım satımıdır. Hiçbir yerde karşımıza çıkmıyorken ilk kez 2020 yılında listelere girmeye başladı ve ciddi anlamda da bir hacim de yaratabildi. Bu noktada hani daha zorda kalan milletlerin, vatandaşları bu işe daha bir yatkın oluyorlar, giriyorlar. Çünkü kendilerini bir şekilde koruyor olmaları gerekiyor. Ek olarak aklıma bir de benim Kenya örneği geldi. Kenya'da da yine benzeri durumlardan insanlar birbirlerine telefon dakikaları gönderiyorlar. Yani para kullanmak yerine böyle bir şey yapıyorlardı. İşte kripto paralara geçiş sağladılar. Bunun gibi hani daha çok ekonomik anlamda problem çeken ülkelerin vatandaşları kripto paralara daha fazla yöneliyorlar. İşte Venezuela örneği de var benzeri şekilde.
Bunu söyleyebilirim ben de. Yani dünyaya baktığınızda birçok insanın aslında banka hesabı bile yok ve Erkan Bey'in de dediği gibi kredi bulma konusunda ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorlar ve merkezi sistemler yani sizin finansal geçmişinize bakarak size belki banka hesabı bile açmıyorlar. Ya ben bir Türk vatandaşı olarak yurt dışında şu anda önceden daha kolaydı. Banka hesabı açmak istersem açamıyorum. Yani çünkü şu an Türkiye'ye bakış açısının değişimi vesaire gibi sebeplerden. Hani bu tip sırf mevcudu olduğunuz ülkenin ekonomik koşulları ya da sırf buranın vatandaşlığı var diye bazı şeyler engellenmemiş oluyor. Bu yüzden de çok daha demokratik bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak da benim bildiğim bir hani kredi sistemi bir AVE'de var. Flash loan denilen. Onda da yani ben alsam oradan hani sonsuz kredi verebiliyor bana ama hiçbir işime yaramaz. Çünkü kodlama bilgisi gerekiyor onun sisteminde. Erkan Bey'in dediği gibi bir sisteme daha bence de var. Ama o gelirse çok güzel olur. AVE'nin yaptığı şey de şu. Sonuç olarak DEX'ler var. Bu DEX arasında arbitrajlar oluyor ve fiyat farkları da çok fazla olabiliyor. Diyor ki sen bunu buluyorsan, eğer ki bir herhangi bir ekosistemde bir yerde açık buluyorsan gel ben sana para veriyorum. İşte bir teminat istemiyorum. Git karını al. Buradaki işte ekosistemdeki bozukluğu gider. Hani başka da bir şey istemiyorum senden diyor ve böyle bir hakkım var. Tabii bunun için şu anda ciddi anlamda kodlama bilgisi ve biraz işte finans bilgisi de gerektiriyor diyebiliriz. Ama gelecekte eğer gelirse bu teminatsız krediler dünya çok daha demokratik ve güzel bir yere evrilebilir. Çok teşekkür ederim. Soruları burada bitirelim çünkü zamanımız da azalmaya başladı. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Eğer bir hatam olduysa affola. Yine başka etkinliklerde tekrar sizinle iletişim halinde olmayı çok isteriz. Kulübümüz olarak çok mutluyuz sizinle böyle bir şey gerçekleştirebildiğimiz için. Ben son olarak sözü başkanımız Anıl Can'a vermek istiyorum. Sonrasında bir fotoğraf çekelim. Sayın, sen aç. Evet. Sayın Erkan Bey ve Gökçe Hanım, çok teşekkür ediyorum. Bugün Chain Talks adlı etkinlik serimizin ilkini sizlerle gerçekleştirmiş olduk. Biz aslında bir club olarak işletmenin tüm yelpazelerine hitap eden etkinliklerle katılımcılarımızın karşısına çıkıyoruz. Fakat yaptığımız finans ve ekonomi ve para ile ilgili etkinlikler her zaman büyük rağbetler görüyor. Bugün de katılım çok güzeldi. Sizlerle ilgili çok güzel reaksiyonlar aldık. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Umarım pandemi şartları biraz daha düzeldiğinde sizleri fakültemizde de ağırlama şansına sahip oluruz. Çok teşekkürler tekrardan. Ben de kendi adıma teşekkür ediyorum. Eğer herkes müsaitse ya da müsait olanlar kameralarını açabilirse bir hatıra fotoğrafı çekelim. Sonradan da yavaş yavaş toparlayalım. Birkaç dakika daha bekleyelim isterseniz. 3 tane sayfa var. Hepsini alacağım. Lütfen pozunuzu aynı şekilde devam ettirin. Tamam, hazırsak. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Değerli hocalarımız, Sayın Erkan Bey ve Gökçe Hanım, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Öğrenci Topluluğu'nun bu güzel etkinliğine katıldığınız için, bize çok güzel şeyler anlattığınız için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Değerli katılımcılarımız, sizlere de teşekkürümüz sonsuz. Önümüzdeki etkinliklerde görüşmek adına. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim.